Herkese yeniden merhaba. Brain Bilgis kanalına hoş geldiniz. Ben Sıla. Kusura bakmayın birazcık sesim kötü. Hafif hastayım. O yüzden arada bir şeyler içebilirim diyorum. Bugün aslında sizinle birazcık daha hafif sohbet içerikli bir konudan bahsetmek istedim. Ben bu tarz bir video yapmaya aslında çok kararsız kaldım. Çünkü bir yandan kimler faydalı bulur bilemiyorum. Bir yandan da ben olsam böyle bir videoyu dinlemek isterdim diye düşünüyorum. Siz zaten başlıkta gördünüz. Aslında bu videoda biraz benim İngilizce öğrenme sürecimden ve de İngilizce öğrenmek için nelerin faydalı olduğundan bahsetmek istiyorum. Böyle bir videoyu neden çekiyorum? Çünkü yani YouTube'da bir sürü aslında İngilizce öğrenmeyle alakalı video bulabilirsiniz ve bir sürü de çok güzel videolar. Neden ben bir daha böyle bir ekleme yapmak istedim diyeyim var olan videoların üzerine. Şöyle, bu videonun aslında konusu arkadaşlar, ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz gerçekten. Yani gerçekten bunu düşünerek böyle bir video çekmek istedim. Şöyle en başa alıyorum. Çok kısaca benim İngilizce öğrenme sürecimden bahsedeceğim. Daha sonra videonun geri kalanında da nasıl daha fazla, hani daha iyi bir şekilde İngilizce öğrenebilirsiniz, hangi pratikler daha etkili olur, bunlardan bahsedeceğim. Şöyle ben bildiğiniz gibi, birçoğunuz gibi aslında ilkokuldan beri İngilizce eğitimi görüyorum. Devlet okulunda hep okudum şimdiye kadar. Ve belli bir İngilizce eğitimi gördük ama asla öğrenemedim. Hani ama arkadaşlar asla öğrenemedim. Olmadı yani, yapamadım. Hani ben zaten tayinlerden dolayı çok fazla okul değiştirdim. Öyle olunca zaten benim eğitim hayatım kendi içerisinde böyle dalgalı dalgalı bir eğitim. Ama dil öğrenmek konusuna gelince gerçekten her konuda, her okul konusunda bir şekilde rayına koymuştum. Bir tek İngilizceyi koyamadım. İngilizce ve Almanca lise dönemi için söylüyorum. Bunları yoluna koyamadım. Asla öğrenemedim. Öğrenmeyi istedim. Zaman zaman çok hayal kırıklıkları yaşadım. Çok vazgeçtim. Çok direndim öğrenmemek için. Hani bir sürü farklı fazdan geçtim. Hani dedim ki bu benim ne işime yarayacak? Zaten sınavda çıkmıyor. Üniversite sınavında çıkmıyor. İngilizce öğrenmesem ne olur? Türkçe öğren. Hani ben Türkiye'de yaşıyorum, Türkçe öğreneyim dediğim bir dönem oldu mesela. Çok umutsuz hissettiğim, yapamıyorum, yapamayacağım dediğim bir dönem oldu. Çok kendi içimde utandığım bir dönem oldu. Çünkü hani mesela her bir sürü dedim ya, hani bir sürü okul değiştirdim ve bir sürü öğretmen gördüm. Ve her öğretmen aslında çok da iyi değildi bana karşı. Hani İngilizce bilmediğim durumlarda, İngilizce öğretmenlerinden bahsediyorum. Ve gerçekten kendimi çok kötü hissettiğim zamanlar oldu. Yani yapamıyorum dedim. Hani demek ki yapamıyormuşum. Hatta bir keresinde gerçekten bir hocam demişti ki, yani Sıla demişti, bazı şeylerde kapasite meselesi, herkes her şeyi yapacak zorunda değil demişti. O kadar ağrıma gitmiştik yani, hani kapasite meselesi nasıl bir cümle, gerçekten çok ağrıma gitmişti ve lisedeydim bu dönemde. Çok üzülmüştüm ve böyle gerçekten olmuyor diye düşünüyordum. Nitekim daha sonrasında ben Bilkent'i kazandım ve bana herkes diyor ki Bilkent'i kazandıysan hazırlığı çok zor, çok iyi çalışman lazım, hazırlığı geçmekte çok sıkıntılı falan diyorlar. Ben böyle şey oldum. Ne yapacağım acaba? Zaten hiçbir şey bilmiyorum. Hani zaten sıfır durumdayım. Neyse ben sınava girdim. Seviye belirleme sınavına Bilkent'in başında. Bakın kaç sene İngilizce gördüm. İlkokul, ortaokul, lise. Elementary'den başladım. Rezillik. Yani hani bu benim mi artık eksikliğim? Eğitim sisteminin mi? Bunu başka belki bir videoya koyarız. Hani ona belki başka bir şeyin konusu olur. Ama gerçekten sıfırdan başladım. Hani emzar öğrenerek, anne baba demeyi öğrenerek başladım. Ve Bilkent'in hazırlığını bir senede geçmek çok zor diye böyle bir efsane vardı. Ben bu dili öğrenmeyi çok istedim. Gerçekten çok istedim. Ve uğraştım. Olması gerektiği gibi çalıştım. Ve bana çok güzel bir eğitim verdiler. Gerçekten hani başka bir yerde bu kadar kolay öğrenebilir miydim bilmiyorum. Yani kendi adıma en azından böyle düşünüyorum. Hani iyi bir eğitim aldığıma inanıyorum. Ve ben o bir senenin sonunda İngilizce ile alakalı hiçbir sıkıntı yaşamamaya başladım. İngilizceyi öğrendim. Ve böyle şey oldum. Bu muydu? Gerçekten hani ben bu kadar sene bunun için mi bu kadar uğraştım? Ve şunu gördüm. Aslında ben dili öğrenemiyor değilmişim. Dil nasıl öğreniliyor onu bilmiyormuşum. Dolayısıyla da böyle bir video yapmak istedim. Çünkü eminim ki şu anda
Bir kısmınız hani İngilizceyi çok iyi konuşuyorsunuzdur veya çok iyi okuyorsunuzdur, yazıyorsunuzdur. Ama bir kısmınız aynen benim olduğum yerde, yani ben bu dili o kadar iyi yapamıyorum veya hiç yapamıyorum veya yapamayacağım gibi düşünüyorsunuzdur veya gerek yok gibi düşünüyorsunuzdur. Ve bu videonun aslında o kişiler için faydalı olmasını istedim. Hani çünkü ben de o şekilde hissediyordum. Aslında sıkıntı arkadaşlar sizde değil. Nasıl bir dil nasıl öğrenilir bunu bilmemenizden ve bunun her zaman da iyi bir şekilde öğretilememesinden kaynaklanıyor. Peki neler eksik? Nelerde aslında bence kişisel olarak hata var ve bunu siz nasıl düzeltebilirsiniz kendiniz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle okullarda olan dil eğitimi tabii başka derslerde gördüğümüz için saat olarak çok sınırlı kalıyor. Öğrenmemiz gereken o kadar çok ders, o kadar çok konu var ki ve bu İngilizce sınavlarda da çıkmadığı için çoğu zaman, hani üniversite sınavı için söylüyorum, o kadar üzerine düşünmüyor. Ve az ders saati olması, az motivasyonun olması, başka şeylerin olması derken zaten başlı başına bir sıkıntı. Hani bu öğretmen için de sıkıntı, sizin için de aslında bir zorluk. Ama böyle bir durum var. Bunun dışında nedenini anlayamadığım bir şekilde çok fazla olması gerekenden çok fazla şekilde gramere takılıyoruz. Yani gerçekten bizim kadar gramere takılan başka eğitim sistemleri, milletler var mıdır bilmiyorum ama o kadar çok takılıyoruz ki. Yani gramer tabii ki dilin bir yapı taşlarından bir tanesi. Gramer bilmek tabii ki önemli. Hani belli bir dereceye kadar. Hani çok basit gramer hataları yapmamak tabii ki iyidir. Ama bunun dışında dilin çok başka konuları da var. Başka öğretilmesi gereken yerleri de var. Mesela kelime bilgisi. Mesela konuşma becerisi, okuma ve okuduğunu anlayabilme becerisi, artı bir de üstünde yazma becerisi. Şimdi bunlar bir ekip. Bunlardan bir tanesini çıkarıp aldığınız zaman olmuyor. Çünkü dilin amacının hani bu iletişim kurabilmek ve sadece gramer size iletişim kurmanız için yeterli bir altyapı sağlamıyor. Dolayısıyla sizin diğer şeylere de ihtiyacınız oluyor. O yüzden ben İlk önce bu videoda şunu söylemek istiyorum. Gramer tabii ki önemli ama bu dili öğrenebilmek için veya herhangi başka dili öğrenebilmek için diğer alanları yok saymamak gerekiyor. Sizin onu öğrenirken konuşmaya, yazmaya ve okumaya ihtiyacınız var. Sizin kelime öğrenmeye ihtiyacınız var. Mesela ben bir tane testte şeyi hatırlıyorum. Boşluk doldurma bir alıştırma vardı. Bir lisede mi girmiştim? Öyle bir sınava girmiştim. Boşluk doldurma sorusu. Ve de bir tense adını bile hatırlamıyorum şimdi. Ona göre de doldurmamız isteniyor. Bakın çok ciddi söylüyorum. Sınavdan önce ben tuttum. O tense'i ezberledim. Ve random bir şekilde hani bak ne kelimeleri anlıyorum. Ne o tekste yazan şeyi anlıyorum. Yani hiçbir şey anlamıyorum gerçekten. Hani ona rağmen o kısmı doldurup oradan tam puan almıştım. Yani ama halbuki hiçbir şey bilmiyorum ki. Hani ne oku desen okuyabilirim. Ne anlatıyor diye sorsan söyleyebilirim ama bilmiyorum ama gramerini doğru yaptım. Hani olmuyor. Böyle olmaması gerekiyor. Burada siz ne yapabilirsiniz? Şimdi bunu söyleyeyim. Benim kullandığım ufak tefek alıştırmaları söyleyeyim. Bu arada bu tarz bir video çekmeye şu anda beni ne ikna etti diye sorarsanız şu anda Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Ve yine sıfırdan öğrenmeye çalışıyorum. Daha A1-1 kursunun ilk 5 dersini tamamladım. Ve tekrardan hani yeni bir dil nasıl öğreniliyor tekrar o sürece kendimi sokmuş bulundum. Ve o sürecin içerisinde de hatırladım nasıl ben bunları yapıyordum diye ve nasıl yapmalıyım artık bunu biliyorum. Ona göre ilerliyorum. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Yani ben oradaki şu anda kullandığım şeyleri sizinle söyleyeceğim. Size söyleyeceğim. Şimdi öncelikle en zor şeylerden bir tanesi hepimiz için bence kelimeleri ezberlemek. Eskiden benim yaptığım şey, lise döneminde yaptığım şey bir kelimeyi alt alta 10-20 kere yazmak. Belki 30 kere yazmaktı. İşe yaradı mı? Yani belki bir ölçüde yaramıştır. Ama şu an biliyorum ki bu faydalı bir yöntem değil. Bunu yapıyorsanız da çok daha etkili bir yöntem önermek istiyorum naçizane. Ki zaten bu eğer izlediyseniz etkili öğrenme çeşitleri videomuzda da, verimli öğrenme çeşitleri videomuzda da aslında var. Buradaki bahsedeceğim pratikler. Onları da direkt kullanabilirsiniz. Hani bilimsel şeyleri de aslında sentezleyerek böyle bir şey söylüyorum. Öğrenmeye çalıştığınız kelimeyle cümle kurmaya çalışın. Eğer pasif bir şekilde bir şeyleri art arda yazıyorsanız zihniniz onun üzerine bir enerji ve efor koymuyor demektir.
Öyle olunca da onun hafızada kalma süresi çok daha kısa oluyor. Eğer siz o kelimeyle cümle kurmaya çalışırsanız, kendinizi daha zorladığınız için o kelimeyi aklınızda tutma ihtimaliniz çok çok daha artar. Dolayısıyla kesinlikle kelime öğrenirken böyle bir şey yapmanızı öneriyorum. İkinci önereceğim şey de nasıl söyleyeyim? Pratik yapmak ama şöyle. Mesela bir kelimeyi yazdınız, arkasına veya yanına elinizi kapatarak hani görmeyeceğiniz şekilde Türkçesini yazın. Öğrenene kadar, belli bir noktaya gelene kadar. İşte kelimeyi gördünüz, hatırlamaya çalışın. Bunun anlamı neydi? Daha sonrasında bakın. Hani böyle göz ucuyla bakıp aa tamam biliyorum zaten demeyin. Hani kapatın. Onu söyleyene kadar, ondan emin olana kadar artık tekrar ede ede ona bakmadan anlamını anlamaya çalışın. Ne olduğunu anlamaya çalışın. Bu çünkü aynı zamanda eğer siz buna bakarsanız bildiğinizi zannediyorsunuz. Hani ben aa tamam bunu biliyordum diyorsunuz. Ve belki hakikaten biliyorsunuz. Ama bunu bilmek ayrı bir şey. Bunu kullanabilmek, o hafızanızdan o bilgiyi çekebilmek ayrı bir şey. O çekebilme kısmına ulaşabilmeniz için de bunu sürekli bakmadan tekrar etmeniz gerekiyor. Böyle bir yöntemde deneyebilirsiniz. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Eğer daha yeni başlıyorsanız, mesela benim şu an Almanca'da olduğum gibi, her şeyi anlayamazsınız. Her bir kelimeyi öğrenemezsiniz. Bu zaman alacak bir şey. Kendinize anlayışlı olun ve sabırlı olun. Bunun bir anda olması çok zor. Bu bir zaman alan bir süreç. O yüzden kendinizi hani bu yıpratmamaya çalışın. Yapamıyorum, olmuyor, hiçbir zaman olmayacak. Zaten daha öğrenecek çok şey var. Bak cümleyi anlayamıyorum diye düşünmeyin. Yapmaya çalışacağınız şey burada şu olsun. Siz ilk başlar derken, en başlar derken kelimenin anlamını cümlenin içerisinden çıkarmaya çalışın. Bakın ne kadar olacak. Çıkarmaya çalışın, tahmin etmeye çalışın. Bu buraya uyuyor mu? Konuşurken de hani şey dinlerken de aynı şekilde. Bunu böyle anlamaya çalışın. Bu da emin olun ki siz fark etmeden öğrenmenizi çok arttıracak bir uygulama. Şimdi kelime öğrenmeyle alakalı bunlar benim uyguladığım ve uygularken de hani kolay kolay uygulayabildiğim pratikler bunlar. Onun dışında da şunu söylemek istiyorum. Benim ikinci hani mesela bütün eğitim hayatımda dili öğrenemedim, sihirli bir şekilde ne değişti de öğrenebildim derseniz benim kişisel fikrim bu. Ama ben bu sefer çok konuşmaya çalıştım. Hani zaten elementary seviyesinde başlamıştım. Hiçbir şey bilmeden başlamıştım. Ve çok konuşmak için kendimi çok zorladım. Çok çabaladım. Hani hoca ne zaman bir şey söylese, bir soru sorsa ben mutlaka böyle el kaldırıp bir şey söylemeye çalıştım. Yanlış oldu düzeltti. Yani yanlış olabilir. Zaten bir şey bilmiyorum. Hani ve sınıftaki diğer insanlar da bilmiyor. Güzelliği de oydu yani. Öyle olunca hani tekrar ede ede, pratik ede ede. Mesela hoca işte gruplar halinde konuşun dediği zaman Türkçe değil İngilizce konuşmaya çalışıyorduk. Halbuki çok zorlanıyorduk ama konuşmaya çalışıyorduk ve bu gerçekten çok faydalı oldu. Çünkü aslında dilin amacı bizim iletişim kurmamız aslına bakarsanız. İletişim kurmaya çalışıyoruz. Dili o yüzden öğrenmeye çalışıyoruz ve yani aslında çok da tuhaf bir şekilde değil. Çünkü süreler de az aynı zamanda. Hani sınıfta da 30 kişinin olduğunu düşünürsek tabii ki herkese sıra gelmesi birazcık zor bir mevzu ama olabildiği kadar konuşmaya çalışmanız sizin için faydalı olacaktır. Eğer İngilizce bilen bir insan varsa etrafınızda onunla pratik yapmaya çalışabilirsiniz. Aynı zamanda online bu dil değişim programları oluyor, uygulamaları oluyor. Mesela siz birine Türkçe öğretip karşı tarafta size İngilizce öğretebilir. Hani bu tarz uygulamalar da kullanabilirsiniz. Bu şekilde konuşmaya çalışmak, çok ciddi söylüyorum, kendi kendinize aynanın karşısında konuşmak bile faydalı olacaktır. Çok ilginç bir tavsiye gibi geliyor ama hakikaten faydalı olacaktır. O yüzden bunu lütfen dil öğrenirken pratiğinizden çıkarmamaya çalışın. Son olarak da zaten bunun üzerine hani çok fazla değinmeyeceğim ama çünkü kendi içerisinde zaten açıklayıcı bir şey. Elinizden geldiği kadar biliyorum ki herkesin hani iş çok. Hani eğer şu an lisedeyseniz mesela farklı farklı dersleriniz var. Üniversitedeyseniz ve bölümünüz İngilizce değilse kendi kendinize öğrenmeye çalışıyorsanız bölüm dersleriniz var. Nitekim hani evet çok işimiz var ama böyle hani bir dil öğrenme sürecine girdiyseniz elinizden geldiği kadar mümkün olduğu sürece okumaya ve yazmaya çalışın. Yazmak bazen gerçekten çok zor oluyor. Hele ki işin başındaysanız bir cümle kurmak bazen çok sıkıntılı oluyor. Ama eğer size bir geri bildirim verebilecek, feedback verebilecek birisi varsa etrafınızda bu öğretmeniniz olabilir veya İngilizce bilen bir insan olabilir.
ufak ufak yazılar yazıp vermenin gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada sizin hatalarınızı görebilirler, sizi düzeltebilirler ve sizin de elinizde gitgide ilerlemenizi kaydeden bir belgeniz olmuş olur. Benim Elementary'e ilk başladığımda, ilk İngilizce öğrenmeye başladığımda Bilkent'te yazdığım paragrafı hala saklıyorum. Hala saklıyorum çünkü gerçekten o noktadan bu noktaya gelebildiğime inanamıyorum. Bu benim için hayatımda yaptığım en zor, kendi kendime en çok savaştığım olaylardan bir tanesi olabilir. Çünkü yılların öğrenilmiş çaresizliğiyle aslında başa çıkmaya çalıştım. Hani bildiğiniz öğrenilmiş bir çaresizlikti ve bunu kırmaya çalıştım. Kendimle alakalı en çok yaptığıma mutlu olduğum ve gurur duyduğum şeylerden bir tanesi de bu korkumun üzerine gitmek oldu. Yani dediğim gibi hani bu videonun olayı ben yaptıysam siz de yaparsınız. Ben nasıl yaptım onu söylemek. Umuyorum ki bu video sizin için faydalı olmuştur. Yani hem ben böyle birazcık daha bu süreçle alakalı size faydalı olabileceğini düşündüğüm yöntemleri kısaca anlatmaya çalıştım. Hem de aynı zamanda bazen sadece yöntemleri öğrenmek değil de arkasındaki olayı da bilmek iyi gelir ya hani. Onun da öyle olacağını umdum. Dolayısıyla benim için böyle aslında önemli bir konuyu ve benim kişisel olarak çok ciddiye aldığım bir konuyu sizinle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur, beğenmişsinizdir. Dil öğrenmek bir süreç. Her gün daha çok bir şey öğreniyorsunuz. Her gün üzerine bir şey ekliyorsunuz. Ben eminim ki bundan bir sene öncesine göre çok daha iyi konuşuyorum ve bir sene sonra şu an kendimden çok daha iyi konuşacağım. Bu öğrenme süreci bitmiyor. Ama emin olun eğer şu anda daha en başındaysanız ve benim zamanda hissettiğim şeyleri hissediyorsanız şunu söyleyebilirim. Buna emek ayırdığınız zaman ve iyi öğretmenleriniz olduğu zaman ikisi birleştiğinde gerçekten bunu yapamamanız için hiçbir sebep yok diyorum. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.